Selam arkadaşlar, Mucize Uyumak YouTube kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz battaniye, TV battaniyesi diyebilirsiniz, diz battaniyesi diyebilirsiniz. Bunun yapımını anlatacağım. İplerden dolayı değil ama eminim modelden dolayı. Çünkü ben birçok iple denedim. Çok yumuşak olmamasına rağmen ipin dokusu, bu modelle çalıştığımızda yumuşacık bir model elde etmiş oluyoruz. Dört kenarına püskül yaptım, kenar geçmedim. Uzun şerit atkılar halinde öreceğiz. Ondan sonra birleşimini yapacağız. Çok kolay bir çalışma. Buna rağmen çok da güzel bir çalışma. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Ben elimde kalan ipleri değerlendirdim aslında. Ama milim olarak şöyle göstereyim. 3 tane ip kullandım arkadaşlar. Bir tanesinin markası belli. Kartopu'nun bu markası. Bir diğeri ihraç fazlası. Bunun keşke markasını bilsem, sizlerle paylaşsam. Çok yumuşak bir ip. Birçok şeyde kullanabilirsiniz. Ama ihraç fazlası bir ürün tuhafiyetini aldığımda. O yüzden markası yoktu maalesef. Şunun markasını paylaşmayacağım. Sırf elimde olduğu için. Ben bunda daha önce birkaç proje yaptım. Memnun kalmadım. Çok çabuk tüyleniyor. Sırf elimde bir sürü var diye mecbur kullandım. Koyu griler ve açık griler. Bu ipten. O yüzden bunun ismini biliyorum ama paylaşmayacağım. Pek hoşuma gitmedi. Çok çabuk tüylenme yaptı. Ama bu ipi kullandım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Haberiniz olsun. Sizler dediğim gibi elinizdeki ipleri değerlendirebilirsiniz. Yeni ip alacaksanız kalın ip olduktan sonra birçok çeşit var biliyorsunuz. Sadece ben elimdekinin hani markasını paylaşmak istediğim için bildiğim için de bunu paylaşıyorum. Şimdi normalde bu ip arkadaşlar 6-7 milimle örülüyor. Ama ben 10 milim tığla ördüm. Bayağı kalın ördüm. Hepsinin benzer kalınlıkları bakın. Onları da ayarlayacaksınız tabii ki. Bu çok mühim. Biri ince biri kalın olursa yamuk yumuk olabilir. Bakın çünkü hiçbir şerit yapmadığımız halde model öyle bir model. Düzgün ördükten sonra artırma eksiltme yapmadıktan sonra düzgün bir şekilde ördükten sonra hiçbir şeye gerek kalmıyor. Ben bu modellerde kenar oyası sevmediğim için çalışmadım. Sizler tabii ki dilediğiniz gibi kenar oyaları yapabilirsiniz. Farklı şekillerde süsleyebilirsiniz. Ben püskül yapmayı tercih ettim. Dört kenarına, dört ucuna diyelim köşesi de. 10 milim tığım var. Başka söylemek istediğim ölçülere gelelim arkadaşlar. Ben şimdi sizlere küçük bir örnek çalışacağım tabii ki. Zaten videonun içinde detaylarını anlatacağım. Benim ölçülerim şöyle ki 4 kareye 5 kare ördüm. Ama ben ördükten sonra pişman oldum. Bir kare daha ekleyebilirdim. Biraz küçük bir model oldu. Sizler dilerseniz 7'ye 7 yapabilirsiniz. 6'ya 6 yapabilirsiniz. Bence en ideal boy 6'ya 6 olur bir battaniyede. Tek kişilik örecekseniz mutlaka en azından 3 tane daha eklemeniz gerekiyor. 7'ye 7 yapabilirsiniz. Başka söylemek istediğim, ha, santim olarak şimdi benimle birlikte çalışacak olan arkadaşlar için söylüyorum. Benim eni 74 santim, boyu da 85 santim. Yani şöyle bebek battaniyeleriyle kıyaslarsanız hemen hemen bir bebek battaniyesi gibi oldu aslında. Küçük bir model çalışmış oldum. Göstermek istediğim için sizlere, sizler dediğim gibi 7'ye 7 çalışabilirsiniz, 6'ya 6. Hiç olmadı. 5'te 5 belki. 5'te 5 bile küçük olabilir bence. 6'ya 6 ideal olabilir. Santimlerini söyledim. Bir motifimin santimi 17,5. Zaten kare her biri. Ama biz böyle şeritler halinde öreceğiz. Ama yine de bir tanesinin santimini belirtmek istedim. Ona göre belki santim ayarlayabilirsiniz. 74'e 85 dedim. İplerden bahsetmek istiyorum. Bir ipten arkadaşlar. Şu sanki çok bereketli bir ipti. Bunun gramı farklıydı muhtemelen. O yüzden 100 gram değildi yani. Bak şuna bakıyorum. Bunun gramına. 100 gram, evet zaten bunlar 100 gram oluyor. İki tane ördüm. İki motif. Çok az ipim arttı. Aynı şekilde bu da zaten hatta daha da az artmıştı. İki motif ördüm. Çok çok az. Yani bu tem neredeyse iki tane gidiyor. Şöyle ki hemen hemen demek ki 100 gramdan İki motife bir ip alacağız arkadaşlar. Toplam kaç motifim var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ben 20 motife 10 tane yumak ip kullandım. Belki daha az renk kullansaydım artan ipleri değerlendirebilirdim. Orası ayrı. Ama çok çeşit iple kullandığım için evet artan iplerim oldu. Söylediğim gibi başka santimlerini siz ayarlayacaksınız. Şimdi zaten detaylı bir şekilde hemen videoya geçelim. Anlatım kısmında yine sorularınız olursa bekliyorum. Görüşürüz.
Evet, şöyle krem rengimi aldım. Yine aynı marka ipim. Aynı marka iple devam ediyorum. Krem ve mavi olarak başlayacağım. Şimdi ben ufak bir örnek göstereceğim için 10 tane zincirle başlayacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu yaptığımı da 22 zincirle yaptım arkadaşlar. 22 zincir yaptım ama sizler farklı ipler kullanacaksınız. Muhtemelen santim olarak ölçerseniz birebir ölçüleri daha güzel tutturursunuz. Santim olarak da 23,5 santim. Böyle zincirimi çektim, ölçtüm. 23,5 santim zincir çekmiş oldum. Şimdi ben burada küçük göstermek istediğim için 10 tane zincirimi çektim. İlk sıramı sık iğne ile yapıyorum. Burada örnek kurmuyorum. Şimdi en son çektiğim zincir bu. Bir yanındakine batıp sık iğnemi yapıyorum. Sık iğneyi nasıl yapıyordum? Üzerine almadım. Yanındakine battım. İkisinden de çıkardım. Yanına batıyorum. Üzerine hiçbir şey almadım. Şimdi ikisini birden çıkarıyorum. Yanına batıyorum. İkisini birden çıkarıyorum. İlk sıram sık iğnelerle oluşuyor. Farklı bir şey yok. Şöyle sık iğnelerle devam ediyorum. Sıranın başına kadar. Şimdi ikinci sırada hemen örneğimi kurmaya başlayacağım. Son kısmı da yapalım. Şimdi burada sayıyorum, bakın 2, 4, 6, 8, 9 tane sık iğnem var. Bir tane zincir çekiyorum. Ne çok sıkı ne çok gevşek olacak. Çeviriyorum. Şimdi çektiğim zincirin şu içinden geçiriyorum. Sonra da bakın şurada iki tane aldığım nokta var. Ben geridekini alacağım. İkisini değil. Geridekini. Üç tane oldu tığımda. Üçünü birden çekiyorum. Şimdi burada 3 tane, bakın 1, 2, 3 şöyle kısım var. Ben her zaman soldakiyle çalışacağım. Soldakini aldım. Üzerine almıyorum. Şimdi burada da şu iki taraftan, iki kanattan geridekini alıyorum. Üçünü birden çıkarıyorum. Soldakini aldım. Bakın burada 1, 2, 3 tane kısım var. İlmek var. Ben soldakiyle çalışıyorum her zaman. Burada da normalde ne yapıyoruz? İlmek alırken şuradan. Ama bu sefer geridekini alıp üçünü birden çıkarıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna geldiğimizde kaç tane ilmek olduğunu sayacağız. Ona göre bir sonrakilerde de dikkat edeceğiz. İlmeğimiz sayısını azaltmayalım diye. Şöyle ki düzeltiyorum, bakın. Şu son kısmı da yapacağız. Şu son kısmı da batırıyorum. Şunu almayı unuttum. Evet. Şimdi sayıyorum kaç ilmek olduğunu. Nasıl sayacağız? Biraz karışık gibi duruyor ama hayır değil. Şu sonucu saymıyorum. Bunlar gibi değil, bakın aynısı. Hafif yan olanları sayacağım. 2, 4, 6, 8. Burada da bir tane var. 9. Benim ilmek sayım 9 olacak demek ki. Bir tane zincir çektim. Yine bu kısmını aldım. Bir de şurası önemli arkadaşlar. Şimdi bir zincirimi çektim. Tekrar şöyle döndüm. Şu kısmı alıyorum ya. Burada hemen dibindeki kısma batmıyorum. Bakın zaten hizası bu, bunun ilmeği. Ben bir sonrakine batacağım. Yoksa bu kısmı batarsam artırma olur. Yamuk olur. O da işimize yaramaz. Yine aynı şekilde soldaki kısmı aldım.
Burada da bu gerideki kısmı alıyorum. Üçünü birden çıkarıyorum. Soldaki kısmı aldım. Geriye battım. Üçünü birden çıkardım. Modelimiz bundan ibaret. Farklı hiçbir şey yok. Renk geçişlerini anlatacağım bir de. Şimdi ben sıranın sonuna kadar hızlıca geliyorum. Bakın şu kısımda. Gerideki kısmı alıyorum. Burada bir zincir oluşuyor. Ona da dikkat edin. Bunlar, bu kısımlara dokunmuyoruz. Şu gerideki kısmı alıyoruz. Hemen şöyle. Bir de söylemek istediğim şöyle son nokta var ki. Şimdi bu kısma geldiğimde sanki şurada son kısma batacakmışım gibi, sıra bitmiş gibi duruyor. Oysa ki şurada bir tane daha batılacak nokta var. Şu. Bunu kaçırırsak azaltma yaparız. Burası çok önemli. Azaltma yaptığımızda nasıl ki burada artırma yapmayı istemiyoruz başta yamuk olur diye. Bu kısımda da öyle azaltma yaparsak yamuk olur. Bakın zaten şöyle tuttuğumda son kısma batarsam bu kısmı atlamış olurum. Eksiltme yapmış olurum. Görünüyor umarım. Şöyle göstereyim. Bu kısım çok önemli. Bu kısmı atlarsak modelimiz oluşmaz çünkü. Bunu da yapıyorum. Ve son kısmı artık şu son kısmı buraya batıyorum. Yine bir zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi ben hızlıca yine bir zincirle yukarı çıktım. Bu kısmı alıyorum. Sonra hemen şuraya değil. Bakın şuraya değil. O bunun hizasındaki ilmek çünkü. O kendi dibi. Ben bir yanındakine hemen batıyorum. Üçünü birden çıkarıyorum. Üçünü birden çıkarıyorum. Soldakini alıyorum. Sonra yanına. Üçünü birden çıkarıyorum. Sol kısmı alıyorum. Sonra diğerine. Burada bakın bir zincir şekil oluşuyor. Aynı zamanda da yumuşacık bir model elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bununla atkı çok güzel olur. Yumuşacık. Yelek modellerinde kullanabilirsiniz. Yani bu model yumuşak olmasını sağlıyor arkadaşlar. Tabii ki farklı birçok şeyde kullanabilirsiniz ama böyle yumuşak, yumuş yumuş olan şeylerde battaniye gibi, yelek gibi, atkı gibi çok daha güzel olabilir. Şu kısma da bakın. Bu kısmı atlamıyorum. Şurası önemli. Bunu da yapıp artık son ilmeğimi alıyorum. Evet. Bu şekilde ilerleyecek. Şimdi ben renk geçişlerini göstereceğim. Renk geçişlerinden sonra da iki tane de yanına bir paket öreceğim. Bu kısımları nasıl birleştiriyoruz onu anlatacağım. Model şimdi anlaşılıyor gibi hani kafanız karışmasın küçük olduğu için aynı şeyi uyguladım aslında. Sadece santim olarak küçük olduğu için daha düzgün olmadı buna göre. Bu sayılarda yaparsanız zaten santimde aynı şekilde ilerlemiş olacaksınız. Ben şimdi hızlıca bir iki sıra daha öreyim. Daha büyük olsun. Sonra da renk geçişlerini göstereyim. Hemen bir iki sıra gideyim, geleyim. Şimdi sizler dilediğiniz sıra ve santime gelene kadar ördünüz. Renk değiştirmek istiyorsunuz. Ben tam kare olsun diye 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sıra yaptıktan sonra tam kare oldu. 13 sıra yaptıktan sonra diğer renge geçtim. Şöyle tekrar göstereyim. Şu son ilmeği çıkarıyorum. Orayı örmüyordum. Şöyle son ilmekteyim. Şöyle göstereyim baştan. Şu son kısma batırdığında buradan da çekiyorum. Bu içinden çıkarmıyorum. Diğer ipimi alıyorum. Diğer rengimi. Onu çekiyorum. Ve şöyle hafif iplerimi de çekiyorum. Bir zincirle yukarı çıkmış oluyorum ve ters çeviriyorum. Şimdi ipimi kaybetmemem gerekiyor arkadan. Yoksa modelim bozulabilir. Yine aynı şekilde bunun içinden geçiriyorum. Sonra bir yanındakinden modelimi oluşturmaya başlıyorum. Bu sayede renk değiştirmiş oluyoruz. Şimdi yine aynı boyutta bunu da örüyorum.
Bir tane de yanına aynı şekilde öreceğim. Aynı santimde birleştirme noktalarını göstereceğim. Şimdi siz uzun bir atkı örüyor gibi düşünün arkadaşlar. Bunun santimini, boyutunu sizler belirleyeceksiniz. Şöyle şu kısmı da unutmuyoruz. Ve son ilmek. Evet. Bir zincirle yine yukarı çıkıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi burada kaç sıra örmüştüm? 6 idi muhtemelen. 2, 4, 6. Evet. Yine santimine de bakarım. Eşit olması açısından. Şimdi aynı şekilde kremden ördüğüm kadar maviden de öreceğim. Yanına da tam tersi ilk maviyle başlayacağım. Sonra kremle devam edeceğim. İki tane yan yana motifim olacak. Ve bunları nasıl birleştiriyoruz onu göstereceğim. Şimdi hemen maviyi de bitirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben örneklerimi ördüm. Dediğim gibi sizler şöyle uzun şeritler halinde öreceksiniz. Uzun atkı gibi düşünün. Bunun santimini siz belirleyeceksiniz. Ama ben ördüğüm santimi söylüyorum. Toplam boyu 74 santim oldu. Kısa tarafı 1, 2, 3, 4 motif. Uzun motif 1, 2, 3, 4, 5. 5 motif oldu uzun tarafı. Yani ben uzun kısmını söyleyeyim o zaman. Uzun boyunu 85 santim olmuş. Yani 85 santim boyunca örmüşüm. Ve toplamda da 2, 4, 5. 5 motif olmuş. 5 motif 70, 85 santim. Özür dilerim. Şimdi 85 santim ördüm. 85 santim yine ördüm. Yan yana getirdim. Şurada hemen ipimi temizleyeyim. Şimdi bunları nasıl birleştirdim onu göstereceğim. Birleştirme noktası çok kolay zaten. Şöyle ben bilerek farklı renkte birleştiriyorum. Şöyle patlatmak güzel oluyor diye. Bordo ile birleştirdim. Şimdi burada da pembe ile birleştireceğim. Şöyle kabaca gezdiriyorum ipimi. Sizler daha düzgün temizlersiniz. Şuradan da geçirsem yeterli olacaktır. Şöyle bir plastik iğnem var. İpimi geçirdim. Tabii ki sizler çok daha uzun ip geçireceksiniz. Şöyle bir düğüm attım. Şöyle. Dikkat ettiğim nokta. Şimdi çok daha büyük çalışacaksınız siz tabii ki. Dikkat edeceğiniz nokta. Renklerin şöyle paketlerin yani karelerin denk olması. Şimdi arkadan bir yerden şöyle ipimi geçiriyorum. Sonra bunları da temizleyeceğiz. Şöyle köşeye geliyorum. Ve hemen karşıya alttan şöyle gelişi güzel bağlıyorum. Sonra tekrar maviye geçiyorum. Şimdi ben yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya daha rahat çalışıyorum. O yüzden böyle örnek gösteriyorum. Sizler nasıl rahat ediyorsanız, yani zaten bu işi bilen arkadaşlar için bu birleştirme yöntemi çok kolay olacaktır. Hiç bilmeyen arkadaşlar için de şöyle daha detaylı tabii ki anlatacağım. Şimdi alttan şöyle bir ilmek sonrasından çıkardım. Hemen mavinin karşı tarafına, yani kremin karşı tarafına, maviye hizasına, evet şöyle yaklaştırdım daha iyi olacaktır. Mavinin karşısına batırıyorum. Alttan da yukarıdan kreme geçiyorum. Bakın. Şöyle hafif eğimli bir şekilde birleştiriyorum. Şimdi yine karşı taraf mavideyim. Alttan da hafif yukarıya çıkıyorum. Yine karşıdan şöyle tutuyorum. Bu şekilde
kabaca birleştiriyorum. Bunun bilerek böyle olmasını istediğim için şuradan da göstereyim. Bu bohem tarzı kattığı için şöyle birleştirme noktaları. Yine şöyle karşıya geçiyorum, yukarıya atlıyorum. Dikkat ettiğim nokta, bakın, şöyle renklerin denk gelmesi. Sizler aynı renk iple ya da daha gizli çalışabilirsiniz. Dediğim gibi ben diğer battaniyede de böyle çalıştım. Çok sevilmişti. O yüzden bunda da kendimi sevdiğim için bu şekilde çalışmak istedim. Bu şekilde arkadaşlar, son kısmı da şöyle geçiriyorum. Tekrar kreme geçiriyorum. Arkadan da herhangi bir yerden şöyle ipimi düğüm atıp şöyle gizleyeceğim. Bunu sizler tabii ki daha uzun şeritler halinde çalışacaksınız. Sanki böyle 4-5 tane atkınız var, onları birleştiriyor gibi olacaksınız. Böyle de ipimizi temizleyeceğiz ve modelimiz bitmiş olacak. Bu modelin en güzel yanı, dediğim gibi, benim ipim çok çok yumuşak bir ip olmamasına rağmen ördüğümüz zaman çok yumuşak denk gelmesi. Sonra da açıklamalar kısmına bu püskül yapımını anlatacağım arkadaşlar. Daha önce videosunu çekmiştim. Şöyle dört bir kenarına da püsküllerimizi yapacağız. Hiçbir kenar arası geçmedim. Bu tarz battaniyelere kenar arası yakıştırmıyorum. Sizler tercihiniz tabii ki. İstediğiniz gibi kenar arası geçebilirsiniz. Ben ekstra hiçbir işlem uygulamadım. Gerçekten düzgün örüldüğünde, şimdi bu küçük model olduğu için tam anlaşılmıyor. Aslında aynı tür ördüm. Hiçbir farklılık yok. Büyük modelde çalıştığınızda gayet düzgün, hiç yamuk yumuk olmayan, şöyle tam kamera açısına sığdıramayacağım ama zaten ilk başta videolarda gördünüz zaten. Şöyle biraz daha yaklaştırayım kamerayı bozmadan. Hiç ekstra farklı bir şey yapmaya gerek yok arkadaşlar. Sadece şeritlerimi birleştirdim ve battaniyemi bitirdim. Şimdiden örecek arkadaşlara kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Abone olmayı lütfen unutmayın, ücretsiz bir şekilde. Yine Mucize Yumak Instagram hesabından da takip ederseniz çok sevinirim. Sorularınız olursa buradan da, Instagram'dan da yanıtlamaya çalışırım. Sorularınız olursa bekliyorum. Örecek arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.